Hayat verme gibi ruhlandırma hakikati de Allah'ın varlığını ispat etmektedir. Zira ruhun varlığı Allah'tan başka hiçbir sebeple izah edilemez. Ruhun varlığı kabul edildikten sonra Allah'ı inkar etmek mümkün değildir. Zira bu ruh nasıl vücuda geldi sorusuna verilebilecek hiçbir maddi cevap yoktur. Ruhun varlığı Allah'ın yaratmasından başka hiçbir şeyle izah edilemediğinden dolayıdır ki ateistler ruhun varlığını inkara yeltenmişlerdir. Çünkü ruhun varlığı kabul edilirse onu yaratan Allah da kabul edilmek mecburiyetindedir. Bizler bu makamda ruhun varlığına ait delilleri beyan etmeyi uygun görüyoruz. Zira bu ruhu kim yarattı sorusunu sorabilmek için ilk önce ruhun varlığını ispat etmemiz gerekmektedir. O halde ilk önce ruhun varlığını ispat edelim ve daha sonra da sorumuzu soralım. 1. Hukuk, kardeşlik ve aile gibi kavramlar ancak ruhun varlığını kabulle kaimdir. İsterseniz biraz daha açalım. Bilindiği gibi insan 6 ayda bir bedenindeki bütün hücreleri değiştirmekte, adeta yeni bir insan olmaktadır. Şimdi bir katilin mahkemede hakimin karşısına çıktığını düşünelim. Hakim ona ceza olarak 20 sene hapis vermiş olsun. Bu katil hakime dönerek şöyle dese: "Siz bana ceza veremezsiniz. Çünkü cinayeti işleyen ben değilim. Hücrelerimin değişmesiyle ben yeni birisi oldum. Şu andaki cismim masumdur." Bu sözlere karşı hakim ne diyebilir ki? Hiçbir şey. Çünkü o da eski hakim değildir. Bir de kardeşlik ve aile mefhumunu düşünün. Beni dünyaya getiren annemin defalarca maddi bedeni değişikliğe uğradı. Beni dünyaya getirdiği andaki vücudundan geriye hiçbir şey kalmadı. Tamamen değişti. Benim annem maddi cihetiyle beni doğurduktan 6 ay sonra öldü. Eğer ruhun varlığı kabul edilmezse bu çıkmazdan nasıl çıkılır? 2. İnsan bir boşlukta dünyaya gelse ve göz, kulak, el gibi azaları olmasa, uzunluk, yakınlık, büyüklük, küçüklük gibi mefhumları anlayamamakla birlikte kendi varlığından asla şüphe etmez. Zira göz, kulak ve el gibi azalar insanın dış alemi tanıyabilmesi için gereklidir. Kişi o azalar olmadan dış dünyayı tanıyamaz ama kendi varlığından da şüphe etmez. İşte bu durumda kendini bilen varlık ruhtur. 3. İnsan bir işi yaptığında ben yaptım der. Bu ben yaptım sözüyle fiillerini azalarına isnat etmez. Yani ben yaptım derken elim yazdı, ayağım koştu, kulağım işitti gibi manaları kastetmez. O halde insanın ben yaptım sözüyle kastettiği ben nedir? İnsan ben demekle nefs-i natıkasını yani ruhunu kasteder. Benim kalemim dediğinde o ben ruhtur. 4. Maddenin tabiatında irade ve seçebilme yeteneği yoktur. Halbuki insanda nihayetsiz iradi hareketler vardır. Eğer insan sadece maddi bir varlık olsaydı, insanda iradenin olmaması gerekirdi. Çünkü maddede irade yoktur. O halde bu iradi hareketlerin sahibi madde olamayacağına göre ruh olmalıdır. Demek insandaki irade ruhun varlığına açık bir delildir. 5. Maddenin tabiatında irade olmadığı gibi işitmek, görmek, tatmak, hissetmek gibi diğer sıfatlar da yoktur. Eğer insan ruhu olmayan maddi bir varlık olsaydı, o halde mezkür sıfatların insanda bulunmaması gerekmekteydi. Madem vardır, o halde insan sadece maddeden yapılmış bir varlık değildir. Onun bir ruhu vardır ve bu sıfatlar da ruhun sıfatlarıdır. 6. Beyin açılarak
parmağı oynatmakla görevli sinire tembih yapılsa, parmak hareket eder. Fakat asla bir düğmeyi ilikleyemez. Çünkü düğmeyi iliklemek kompleks bir harekettir ve hiçbir siniri tahrik etmekle bu fiil gerçekleşmez. O halde sorumuz şu, parmağa düğmeyi iliklettiren beyin değilse nedir? Elbette ruhtur. 7. Maddenin hareket edebilmesi için ona maddi bir temas gerekmektedir. Maddi bir temas olmaksızın maddenin hareketi mümkün değildir. Halbuki televizyon seyreden bir insan güler, ağlar, korkar, heyecanlanır ve hakeza. Acaba gülen veya ağlayan madde midir? Elbette hayır. Çünkü maddi bir temas gerçekleşmedi. Öyleyse bu fiiller kime aittir? Elbette ruha. 8. Bir insanı ölmeden tarttık, 70 kilogram geldi. Öldükten sonra tarttık, yine 70 kilogram. Acaba bu insandan ne çıktı ki güler, koşar ve konuşur bir haldeyken birden cansız bir hale geldi? Elbette ruh. Çünkü maddi bir kayıp olmadığı tartı işlemiyle ispat edildi. 9. Herkesin beyni aynı şekilde çalışır. Ama buna rağmen fikir farklılıkları vardır. Acaba bu fikir farklılıklarının sebebi nedir? Elbette farklı ruhlarının bulunmasıdır. Eğer fikir sadece beynin bir fonksiyonu olsaydı, herkesin aynı düşünmesi gerekirdi. Zira maddenin sıfatları sabittir ve değişmez. Demek fikirlerin farklılığı, ruhun varlığına bir delildir. 10. Maddi bilimin dahi kabul ettiği telepati, ruhun varlığından başka hiçbir şeyle izah edilemez. Birbirlerinden kilometrelerce uzak olan iki insanın vasıtasız muhabere etmesi maddeyle nasıl izah edilebilir? Demek telepati de ruhun varlığına bir delildir. 11. Telekinezi denilen maddeye temas etmeden düşünceyle maddeyi hareket ettirmek ancak ruhun varlığıyla izah edilebilir. Dikkat ve konsantrasyon sonucunda kaşıkları eğenleri, önlerindeki eşyaları harekete geçirenleri görmüşüz veya okumuşuzdur. Acaba bu hadiseyi madde ile izah etmek mümkün müdür? Elbette değildir. O halde telekinezi de ruhun varlığına bir delildir. 12. Rüyalar da ruhun varlığına bir delildir. Birçok zaman rüyamızda gördüklerimizin o gün veya daha sonra vukua geldiğini görürüz. Bu, ruhun gayb alemlerine yakınlaşması sonucunda elde ettiği bir bilgidir. Ruhu inkar edersek, bu hadiseyi neyle izah edebiliriz? Demek, rüyalar ve bilhassa sadık rüyalar ruhun varlığını ispat etmektedir. 13. Şimdi hayalinizi kullanarak vücudunuzdaki bütün etleri bir yerde toplayınız. Şimdi de kemikleri ve sırasıyla kılları, gözleri, tırnakları ve diğer maddi azaları da aynı yerde toplayınız. Şimdi soruyoruz, duygularınız nerede? Şefkat, muhabbet, aşk, hırs, kin gibi yüzlerce his nerede? Eğer bunlar maddi bedenin malı olsaydı, onları da hayalen bir tarafa ayırmamız ve vücutlarını görmemiz gerekirdi. Demek bu duygular cismin değil, ruhun malıdır. O halde insanda bulunan her bir duygu, ruhun varlığına bir delildir. 14. İnsanlarda lütuf, cömertlik, cesaret, ilim gibi sıfatlar farklı farklıdır. Birisinde deniz iken, diğerinde damladır. Eğer bunlar maddenin özellikleri olsaydı, bütün insanlarda aynı derecede olması gerekirdi. Çünkü maddenin sıfatları sabittir ve değişmez. O halde bunlar maddenin sıfatı olmaz. Ancak ruhun sıfatlarıdır.
Demek insanlarda farklı derecelerde bulunan bütün sıfatlar ruhun varlığını ispat etmektedir. 15. Neşe ve elem iki kaynaktan gelir. Birisi cismani elemler ve lezzetlerdir. Diğeri ise ruhani elemler ve lezzetlerdir. Mesela dostuna kavuşan bir kimse lezzet duyar. Bu maddi değil, ruhani bir lezzettir. Yine denilmiştir ki, kılıç yarası iyileşir ama dil yarası iyileşmez. Acaba dilin yaraladığı şey ruhtan başka bir şey midir? Demek insanın aldığı bütün ruhani lezzetler ve elemler ruhun varlığını ispat etmektedir. Ruhun varlığını mezkûr 15 delille ispat ettikten sonra şimdi soruyoruz. Kimdir ruhu yaratan ve onu hayat sahiplerine üfleyen? Allah'tan başka kim vardır bu hikmetli icada fail olabilsin?